Arkadaşlar merhaba bu videomuzda 3-4-5 yayınlarına ait AYT Kimya Soru Bankası'nın kimyasal tepkimelerde denge dediğimiz 4. bölüm olan çözünürlük dengesi ile ilgili kısmı çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda yukarıdaki dengede olan sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına bakarsak çözülme ve çökelme tepkimesidir. Bakın kalsiyum florür katısını suyun içerisine atmışız ve iyonlarına ayrışmış. Dolayısıyla hem çözülme hem de çökelme durumu olduğundan dolayı ve bu bir dengede olduğu için çözülme çökelme tepkimesi diyeceğiz. Doğrudur. Heterojen bir dengedir demiş. Bakın maddelerin fiziksel halleri farklı katı suda şeklinde ifade edilmiş. O zaman bu bir heterojen dengedir. Doğrudur. C şıkkına geldiğimizde çözünme hızı çökelme hızına eşittir demiş. Evet zaten sistem dengede olduğu için hem çözünme hızı yani şu taraf bizim için çözünme bu tarafta bizim için çökelme kısmıdır ve bu hızlar birbirine eşit olduğuna sistem dengeye ulaşır diyoruz. Yine doğrudur. Kalsiyum florür katısının derişimi sabittir. Evet katıların derişimi zaten sabit kalır demiştik bu ifadede. Doğrudur. Çözünürlük çarpımı için şunu söyleyebiliriz. KÇÇ ile ifade ediyoruz. KÇ ya da KÇÇ fark etmez. Katıları almıyoruz. Sadece suda çözünen ürün kısmını alıyoruz. Ve katsayıları sayıları üst olarak yazıyoruz. O zaman diyoruz ki kalsiyum artı 2'nin iyon derişimi üzeri 1. Çarpı florun iyon derişiminin karesi şeklinde ifade ediyoruz. Burada tam tersi yazdığı için bu ifade yanlış olmuş. Cevabımız E olur. Evet devam edersek ikinci sorumuza geldiğimizde sabit sıcakta 5 litrelik doygun alüminyum hidroksit çözeltisinde 3,9 gram çözülmüş alüminyum hidroksit bulunduğuna göre alüminyum hidroksit kasının molar çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı KÇC değeri hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi bakın elimizde 3,9 gram var ve hacmi de biliyoruz. O zaman ne yapacağız? MI'de biliyorsak önce molü bulacağız. Şöyle yapalım arkadaşlar mol eşittir neydi? M bölü MA. Kütlem ne kadar? 3,9. MA ne kadar? 78. Evet bu bunun onda, e, yarısının onda biridir. O zaman 0,05 mol gelecektir. Peki hacmi de biliyorsun. O zaman mol bulabilir miyim? Bulurum. Peki molüm ne kadar? 0,05 hacmim de 5 litre bölersek 0,01 moler elimizde ne varmış? Alüminyum hidroksit katısı varmış. O zaman ben çözünürlüğü bulmuş oldum. 0,01 molar dedik. Şimdi geldik KÇÇ'ye. Alüminyum hidroksit katsını arkadaşlar suyun içerisine atarsanız alüminyum ve 3 mon hidroksit şeklinde iyonlaşır. O zaman bunun değişimi 001 ise katsaydığım orantı olarak paylaştırırız. 1'e 001 ise 1'e 001, 3'e de 0,03 molar gelir. O zaman KÇ bağımsızlığına hatırlarsak alüminyum iyon derişimi üzeri 1, çarpı hidroksitin iyon derişiminin köpü şekli ifade ediyoruz. Alüminyum derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. Hidroksitin derişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 moların küpü diyoruz. O zaman düzenlersek arkadaşlar 3'ün küpü 27 yapar. Çarpı 10 üzeri eksi 6 buradan. 10 üzeri eksi 2 de buradan. 10 üzeri eksi 8 şeklinde bulunur. Bu ifade de zaten bu değere karşılık gelir. Cevabımız B şıkkı olur. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuza baktığımızda 25 santigrat derecede stransiyum karbonat tuzun çözünürlük çarpımı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9 olduğuna göre aynı sıcakta stransiyum karbonat tuzunun saf sudaki çözünürlüğü kaç mol litre olur demiş. Bakın bu sefer tuzun kc değeri verilmiş. O zaman karbonat kasını suyun içerisine atarsak stransiyum artı karbonat şeklinde yoğunlaşır. Kc değerini biliyorum. O S molar, S molar, S molar. Evet KC'yi yazarsak arkadaşlar nasıldı? Stransiyumun iyon derişimi çarpı karbonatın iyon derişimi. Evet stransiyumun derişimi S'di. Karbonat da S, S çarpı S'den S kare gelir. KÇ değerini de vermiş zaten. 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 şeklinde düzeltiyorum. Dolayısıyla buradan arkadaşlar S değerimiz ne gelecektir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 model gelir. Bu da zaten Samsung'daki çözünürlüğüdür. Cevabımız D şıkkı olur. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuza baktığımızda alüminyum hidroksit katısının saf sudaki çözünürlüğü x molar olduğuna göre çözünürlük çarpımı değeri hangisine eşittir demiş. Evet yine ne yapacağız arkadaşlar alüminyum hidroksit katısına İyonlarını ayrıştırırsak alüminyum artı 3 mol şeklinde iyonlaşır. Bakın çözünürlüğü biliyorum. X molar. O zaman X molar, X molar, 3X molar. Buradan arkadaşlar Kc değerini yazarsak X çarpı 3X'in küpü şeklinde yazarız. Onu da düzenlersek 27X üzeri 4 şeklinde gelir. Yani cevabımız D şıkkı olur. Evet devam edersek 5. sorumuza baktığımızda 25 santigrat derecede doymuş gümüş sülfat çözelsindeki sülfat iyon derişimi 2 çarpı 0 üzeri eksi 4 moler olduğuna göre aynı sıcakta gümüş sülfatın çözünürlük çarpımı kaç değeri kaç olur? Bakın gümüş sülfat katısını iyonlaştırırsak arkadaşlar nasıl iyonlaşır? 2 mol gümüş iyonu artı 1 mol de sülfat şeklinde iyonlaşır. Bakın sülfatın derişimi verilmiş. 2 çarpı 10 üzeri 4 O zaman geldim. 2 çarpı 10 üzeri 4 e, gü gümüşten ne olacak? 2 kat olacak. Yani 4 çarpı 10 üzeri x4 molar olur. E bize kç şey soruluyor. E, kç neydi? O zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi çarpı 2 çarpı 10 üzeri 4. E toparlarsak 4'ün karesi 16. 2 de de çarparsak 32 çarpı şurası 10 üzeri 8. Şurası da 10 üzeri eksi 4'ten 10 üzeri eksi 12 değeri bulunur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olarak yaşar. Evet devam edersek 6. sorumuza baktığımızda XE2 tuzu için 25 santigrat derecede çözünürlük çarpımı KÇÇ'dir verilmiş. Aynı sıcaklıkta XE2 tuzuyla hazırlanan doymuş çözelti için hangilerinin değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 değerine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar x'i 2 tuzunu iyonlarına ayrıştırırsak şunu görmemiz lazım. x'i 2 katsam suyun içerisine attım. x artı 2, 2 y eksi şeklinde iyonlaşır. Bakın kc değerini biliyorum. O zaman diyorum s molar. s molar 2 s molar. Evet kc yazarsak nasıl yazarız? S çarpı 2 s'nin karesi. O zaman düzenlersek 4 ise küp gelir. E bu değeri vermiş zaten. 4 çarpı 10 üzeri eksi 15. 4'leri sadeleştirirsek S buradan ne gelir? 10 üzeri eksi 5 molar gelir. Zaten bizden 10 üzeri eksi 5 olan soruluyor. var. Saf sudaki çözünürlüğü ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yani 10 üzeri eksi 5 molar çözünür. O zaman bu ifade doğrudur. X artı 2 yön değişimi demiş. Bakın katsayılar zaten birebir olduğu için 1'e 0 besi. 1'e ne olacaktır? 0, 5 molar gelecektir. O zaman bu da doğrudur. Şimdi y'nin katsayısı 2 olduğu için ne olacaktır? 1 molar olarak bulunur. O yüzden bu ifade olmamış. Pardon arkadaşlar. Ha doğru bulduk değil mi? 10 üzeri eksi 5. Ben 0.5 yazdım yanlışlıkla. Şuraya da e, kusura bakmayın. 10 üzeri eksi 5. Burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Yani bu değer yanlış olur. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar C şıkkı olur. Evet devam edelim. 7. sorumuza baktığımızda T santigrat derecede kalsiyum karbonat tuzunun çözünürlük çarpımı verilmiş ki aynı sıcaklıkta 50 litre suya 10 gram kalsiyum karbonat eklenirse kaç gram tuz çözünmeden kalır demiş. Şimdi arkadaşlar kalsiyum karbonat tuzunu iyonlarını ayrıştırırsak kalsiyum artı 2 ve karbonat eksi 2 şeklinde iyonlar. Bakın kaç değerini vermiş ama çözünürlüğü bilmiyorum o zaman diyor, S moler S moler S moler. Dolayısıyla kc yazarsak s kare mi gelir? bu değeri biliyorum. 64 çarpı 10 üzeri eksi 8. s kare ise burada arkadaşlar s, s, ne gelir? 64 neyin karesidir? 8'in. O zaman 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 moler olarak bulunur. Hacmi de biliyorum. O zaman şunu hatırlarsak moler ile hacmi çarparsak molü bulabiliriz. Derişimi bulduk zaten. 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Hacmi de 50 litre demiş. 50 litre ile çarparsak bu da ne gelir arkadaşlar? 5 ile 8'i çarp 40. Bir sıfır daha var. Çarpı 10 üzeri eksi 4. Düzenlersek 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olarak bulunur. Bakın 10 gram eklemişim. O zaman şimdi mol ile de ma'yı çarparsak kütleyi bulabiliriz. Bakın ma'da zaten 100 olarak verilmiş. Mol'ü bulmuştuk. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 100 ile çarparsak buradan bunlar birbirini götürür. 4 gram. Demek ki 4 gram ne olmuş? Çözülmüş. Peki ben ne yapmışım? 10 gram atmışım. Peki 10 gram artarsam 4 gramı çözünürse ne kadar çözülmeden kalır? 6 gramı da çözülmeden kalır arkadaşlar. Bize zaten onu soruyor. O zaman cevabımız C şıkkı olur. Evet devam edersek 8. sorumuza gelelim baryum sülfat tuzunun T santigrat derecede 10 üzeri eksi 3 molar 10 litrelik sulu çözeltisini doygun hale getirmek için 0,03 mol daha baryum sülfat gerekmektedir. Aynı sıcakta baryum sülfatın çözünürlük çarpımı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın baryum sülfatın elimizde 10 üzeri eksi 3 molar 10 litrelik sulu çözeltisini hazırlıyorum. O zaman diyorum ki molarite çarpı hacimden molü bulalım. Derişimim 10 üzeri eksi 3. Hacmimde 10 litre çarparsak ne gelir? 10 üzeri eksi 2 mol. Ya bu kadarlık elimde çözelti var. Ama doygun değil. Bakın doygun hale gelmesi için 0.03 mol daha ekliyorum. O zaman bunun üzerine 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol daha eklersen doygun halde ne kadar olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol ile doygun olur. Değil mi? Şimdi doygun halde ne kadar gerektiğini buldum. E zaten hacim değişmedi. Hacim aynı. O zaman son durumdaki derişimi bulalım. Doygun çözeltimin. Elimde 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol vardı. Hacim değişmedi. 10 litre. Dolayısıyla düzenlersek 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar gelir. Evet şimdi artık baryum sülfat katısını iyonlarına ayrıştırırsak baryum artı 2 sülfat eksik. Evet derişimi bulduk. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar geldim. Katsayılar arasında geçiş yapıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet kc yazarsak arkadaşlar ne olacaktır? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi olur. Onu da toparlarsak 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 değeri bulunur. Yani cevabımız değişik olur. Evet devam edersek 9. sorumuza baktığımızda bir grafik verilmiş. Diyor ki 25 santigrat derecede e, tuzunun katısıyla dengedeki çözelti hazırlanırken iyon değişimi zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre tuzun 25 santigrat derecedeki saf sudaki çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımını bulun demiş. Şimdi arkadaşlar XA, YB tuzunu iyonlarına ayrıştıralım. XA, YB kat. Şimdi bunu iyonlarına ayrıştırırsak elimizde A mol. X artı B maddesi ve B mol Y eksi A maddesi var. Bakın x artı b ne kadar varmış elimde grafiğe baktığımda. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Peki y'den ne kadar varmış? Bakın 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bakın bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 ise demek ki bu bunun 2 katı. O zaman b yerine 2 yazacağım a yerine 1 yazacağım. Şimdi o şekilde yazıyorum. Bakın şöyle şuraya yazayım. A yerine 1 B yerine 2 yazacağım. O zaman şöyle mi olur? X, Y iki katsıymış benim elimdeki ve elimde 1 mol X, 2 mol de Y varmış. Bunu söyleyebiliriz o zaman değil mi? Şuraya da artık çok önemli değil. Şimdi elimde bundan 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bundan 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 varsa e zaten çözünürlük için yani tuzumun çözünürlüğü ne kadardır o zaman? 1'e 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 ise 1'e de 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 gelir. O zaman çözünürlüğü bulduk. Şimdi geldik KÇÇ. KÇÇ bağıntısını yazarsak nasıl yazacağız? 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın karesi. O zaman toparlarsak 2'nin karesi 4. 10 üzeri eksi 12 buradan. 10 üzeri eksi 6 buradan gelecek. 4 çarpı 10 üzeri eksi 18 bulunur. Cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Evet devam edersek 10. sorumuza baktığımızda yukarıda X, Y ve X, 2 tuzlarının 25 santigrat derecedeki çözünürlük çarpım değerleri verilmiştir. Buna göre iki ayrı kapta 25 santigrat derecede bu tuzlarla hazırlanmış. Doygun çözeltilerin neceliklerinden hangileri eşittir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar X, Y tuzunu suyun içerisine atarsak X artı Y eksi şeklinde yoğunlaşır. Elimizde 10 üzeri eksi 8 moler varsa bunun kağıtçesini yazarsak nasıl yazarız? 10 üzeri eksi 8 bundan vardır. 10 üzeri eksi 8 de bundan vardır. O zaman 10 üzeri eksi 8'in karesi gelir. Pardon arkadaşlar. Çözünürlük çarpımını vermiş. Düzeltiyorum. Biz, ben onu çözünürlük sandım. Hemen yani şurayı bir düzelteyim. Kc'de yerine yazacağız ve ne yapacağız? Çözünürlüğünü bulacağız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bunu iyonlarla ayrıştırdık. X artı Y eksi sek şeklinde. KC şe bağıntısını nasıl yazarım? Mesela bu S molar. Bu da S molar olsun. O zaman S kare mi olur? E, KC'yi biliyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 ise S buradan ne gelir? 10 üzeri eksi 4 moller. Demek ki X'ye tuzunun çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 molarmış. Aynı şekilde x y 2 üzerinden yaparsak x y 2 suya atarsak x artı 2 artı 2 y x şeklinde yoğunlaşır. E, buna da şöyle diyelim. Mesela k molar diyelim. K molar 2 k molar. O zaman bunun k gelir arkadaşlar? K çarpı 2 k'nın karesi gelir. Bu değeri de biliyoruz. Ne kadar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. O zaman düzenlersek 4 k küp eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 mi gelir? E, 4'ler giderse. K küp 10 üzeri eksi 12 ise K buradan ne gelir? 10 üzeri eksi 4 molar gelir. Bakın çözünürlüklerine geldi eşit geldi. O zaman molar çözünürlüğü eşittir. Birim hacimde çözünen tuz kütlesi. Şimdi molariteler eşit ama hacim hakkında bilgimiz var mı? Yok yani hacmi bilmiyoruz. Peki e, emalar hakkında bilgimiz var mı? Şunu söyleyebiliriz. XY Xie ile XY2'nin emaları aynı gelebilir mi arkadaşlar? Bunun eması daha fazla gelecektir. O zaman çözünen tuz kütleri bir defa farklı olacaktır. Yani birim hacimden kastı aslında ikisinde 1 litrelik alsak yine emadan dolayı ne gelecektir? Farklı gelecektir. Toplam iyon derişimi. bakın bu adam 2 iyon bıraktı. Bu adam 3 iyon bıraktı. Yani burada 10 üzeri x4 ile 2'yi çarpacağız. Yani şöyle söyleyelim. X'ye için 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar iyon var. X'ye 2 için de 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar iyon var. Dolayısıyla bu da eşit değil. Yani sadece eşit olan A şıkkıdır. Evet 11. sorumuza baktığımızda belirli sıcakta kalsiyum sülfat tuzunun çözünürlük çarpımı 6 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Buna göre aynı sıcakta kalsiyum sülfat tuzunun 0,2 molar kalsiyum nitrat çözelsindeki çözünürlüğü ne kadardır? Bakın bu tarz sorularda arkadaşlar çözünürlük çarpımı verilen tuzu önce iyonlarına açtır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kalsiyum pardon şöyle düzelteyim. Kalsiyum sülfat katısını suyun içerisine attık. Kalsiyum ve sülfat şeklinde iyonlaştı. Kc değerini biliyorum. O zaman diyorum ki S molar S molar, S molar. O zaman bunun KC bağıntısı için şunu söyleyebilir miyim? S kare. Değil mi? Ben bunu biliyorum. Ne kadarmış? 6 çarpı 10 üzeri eksi 12. Tamam. Çok önemli değil orası. Ya zaten burayı kullanmayacağız. Orayı da niye yazdıysam. Şurayı sileyim. Bunu daha sonra kullanacağım. Kapanız kafanız karışmasın. Evet şimdi diyor ki bana aynı sıcaklıkta kalsiyum sülfatın 0,2 molar kalsiyum nitrat içerisindeki çözünürlüğü. Şimdi bu adamı geleceğiz, iyonlarla açtıracağız akışa. Geliyorum, kalsiyum, nitrat tuzunu suyun içerisine atıyorum ve iyonlaştırıyorum. Elimde ne kadar varmış? 0,2 molar. O zaman geçiş yapıyorum. Yalnız geçiş yaparken ortak iyon kimse ona geçiş yapıyorum. Diğerini zaten kullanmayacağım için gerek yok. Hangi iyon ortak akıcı? Kalsiyum. O zaman geliyorum 0,2 molar diyorum. Çünkü 1'e 0,2 ise 1'e de 0,2. Şimdi burada ortak iyona bakıyorum. Kim ortak iyon dedik? Kalsiyum. O zaman kalsiyum buradan bir miktar gelecek. Peki KC bağıntısını ben arkadaşlar kime göre yazacağım? KC bağıntısını ben pardon, şurayı tekrar tarayım. Buradan gelecek. Peki KC bağıntısını ben kime göre yazacağım? Kalsiyum sülfatı yani kalsiyumun iyon derişimi çarpı sülfatın iyon değişimi. Şimdi KÇ'yi biliyorum. Ne kadar? 6 çarpı 10 üzeri eksi 12. Şimdi kalsiyum elimde S molar vardı. Bir de 0,2 molar da buradan geldi. Çarpı sülfat da zaten S molardı. buradan S moları bulacağım ama bakın şu zaten kalsiyum sülfat suda az çözüldüğü için buradaki S derişimi 0,2'nin yanında çok çok küçük olduğu için her zaman ihmal edeceğiz. Tamam. İhmal ediyorum. O zaman ne oldu? Düzenlersek 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı s eşittir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 12. Evet buradan s'yi çekersek 3 çarpı 10 üzeri eksi 11 şeklinde. Bunlar Cevabımız b şıkkı olur arkadaşlar. Evet 12. sorumuza baktığımızda t santigrat derecede pb iki tuzunun çözünürlük çarpımı değeri verilmiş. Diyor ki aynı şekilde kurşun kurşun 2 yiyordur. Tuzunun hem sapsudaki çözünürlüğü hem de 0-1 molar sodyumiyodur. içerisindeki çözünürlüğü soruluyor. Şimdi önce şunu yapalım. pbo 2 alalım. İonlarını ayıştıralım. pbo 2 katsını arkadaşlar ionlarını ayıştırırsanız Pb artı 2 2öx şeklinde mi iyonlaşır? Elimde ne kadar var bilmiyorum. S molar. S molar. 2s molar. Peki kc bağıntısını yazarsak nasıl yazacağız? S çarpı 2s'nin karesi. Ne kadar verilmiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 18. O zaman düzenlersek 4 küp mü gelir? E 4'ler giderse neyin 3. kuvveti 10 üzeri eksi 18 gelir? 10 üzeri eksi 6 moler. O zaman sağ üstteki bulduk. 10 üzeri eksi 6 moler. Şimdi diyor ki 0, 1 molar, Sodyum iyodür çözelsindeki çözünürlüğü. Biraz önce yukarıda yaptığımız soru gibi yapacağız. Şimdi önce Pb 2 katısını tekrar iyonlarına aştırıyorum. Diyorum ki S molar S moler 2 moler. Şimdi de geliyorum sodyum iyodur katsını iyonlarına ayıştırıyorum. Elimde ne kadar varmış? 0 1 moler. Şimdi bakın ortak iyon kim? Iyot. Bu sefer iyota geçiş yapıyorum. 0 1 moler. Şimdi bakın dikkat edin. Ortak iyon iyot olduğu için iyotu tarıyorum. Şimdi kurşun 2 iyodüre ait KC e bağıntımı yazıyorum. Kurşun derişimi çarpı iyotu derişiminin bakın karesi. Buraya dikkat. KÇ değerini zaten biliyordum. KÇ değiştiren tek şey sıcaklık. Onu direkt alıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi -18. Şimdi kurşun değişimi ne kadar? S mi alır? Geldim S yazdım. Peki iyot değişimi ne kadar? Bakın 2S buradan gelecek artı bunun üzerine de 01 gelecek ama bunun karesini alacağım. 2S değeri bunun yanında çok çok küçük olduğu için ihmal ediyordum. Hatırla o zaman S çarpı 01'in karesini alırsam 001 yapar. Bu değerde 4 çarpı 10 üzeri eksi 18 eşit. O zaman toparlarsak S buradan ne gelir arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 16 gelmesi gerekir. Yani cevabımız C şıkkı olur. Evet devam edersek 13. sorumuza baktığımızda stransiyum karbonat bileşiğinin 25 santigrat derecedeki saf sudaki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır. Buna göre stransiyum karbonat bileşiğinin 0,01 molar sodyum karbonat çözelsindeki çözünürlüğü kaç molar? Bakın bu biraz daha değişik soru. Önce stransiyum karbonata ait denklemi yazıyorum. Stransiyum karbonat katısını suyun içerisine attım. Stransiyum artı karbonat şeklinde yoğunlaştı. Sağ sudaki çözünürlüğünü biliyorum. Ne kadar çözünüyormuş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Şimdi ben buradan ne yapabilirim? KÇ'yi bulabilirim. Değil mi? Sağ üstteki çözünürlüğünü biliyorum. E ne olacaktır KÇ değeri? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi. 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 gelir. Şimdi KÇ'yi bulduk. Bana diyor ki 0,01 molar sodyum karbonatın içinde ne kadar çözünür? Şimdi geliyorum sodyum karbonatı iyonlarına ayrıştırıyorum. 2 sodyum 1 de karbon şeklinde iyonlaştı. Elimde ne kadar var? 0,01 molar. Şimdi Ortak iyon kim arkadaşlar? Karbonat. O zaman karbonata geçiyorum. Bakın 1'e 0, 0,01 ise 1'e ne kadar gelir? 0,01 model. Şimdi şunu yapıyorum. E, tekrar stransiyum, karbonat arkadaşlar iyonlarını açtırıyorum. Onu da şurada hemen aşağıda iyonlaştıralım. Şimdi ne kadar çözüneceğini bilmiyorum ya. Şimdi dikkat ederseniz bana diyor ki ee, bu adamın bu adamın içindeki çözünürlüğünü soruyor. Yani bilmiyorum. O zaman diyorum ki S molar. S molar, S molar. Şimdi ortak iyonu yine dikkate alacağız. Bakın burada bir miktar karbonat gelecek. O zaman şöyle yapıyorum. KÇ'yi ben kime göre yazıyorum? Stransiyum karbonatı. O zaman stransiyumun derişimi çarpı karbonat eşittir KÇ. KÇ'yi bulduk zaten. 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. Stransiyumun derişimi ne kadar? S molar eşitlik karbonatın ne kadar e bunu ihmal edeceğim. Şunu alacağım. 10 üzeri eksi 2 model. Şimdi buradan S'yi çekeceğiz. O da ne gelir arkadaşlar? 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 model olarak bulunur. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize kolay gelsin.